Takibini sürdürüyor muhabir arkadaşımız. Biz de stüdyoda değerlendirmelerimizi yapalım. Volkan, artık tabii gözler takımın nasıl bir kurguda sahaya çıkacağını. Bu arada İsmail Kartal dönemi de geride kaldı ama İsmail Kartal'ın Jorge Jesus'un gelişinde de büyük payı var. Tabii. Çünkü hazırladığı takım, takım Avrupa Kupalarında iddialı bir şekilde sezonu tamamlaması, bunların hepsi Jesus'un Fenerbahçe teknik direktörü olmasında önemli etkenler. İsmail Hoca'ya da kuşkusuz bir teşekkür edilecektir. Şampiyonlar Ligi bileti mesela çok kritikti. Karagümrük maçının son dakikalarında taraftar ıslıklarken, tribünler ıslıklarken orada Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ni %99 ölçüde garanti altına alıyordu. Yani Jorge Jesus'un gelmesi garanti altına alınıyordu aslında. Hani işin başka boyutları da her zaman oluyor. Böyle de birkaç boyuttan görebilmek lazım bu konuları. Gelecek sezon takım kurgusuyla alakalı Ali Bey'in söylediklerinden yola çıkarak da şöyle bir bilgi verebiliriz. Şu anda bir ayrılık ben bekliyorum. Bir satış bekliyorum. Onun dışında kadronun önemli kısmı, yani son dönemde görev yapan oyuncuların diyelim, İsmail Hoca'nın rotasyonunda bulunan oyuncuların tamamına yakını kalacak. Ben bir tane olursa olur diyorum o ekipte. Peki bir satışı sen ilk 11'den mi bekliyorsun yoksa kulübeden mi? O işte bahsettiğim rotasyon, yani ilk 11 olarak görülen oyunculardan bir tanesinin ben satışını bekliyorum. Hı. Hangisi olur? Savunmadan mı olur? Hangisi olur? Yani muhtemelen savunmadan olur. Salah'ı kim? O Say Samuel en çok teklif olan oyuncular onlar. Ama dediğim gibi birden fazla da olacağını sanmıyorum. En azından gelecek sezona belli bir rotasyon taşıyor Fenerbahçe. Burası çok önemli. Genelde her yıl yıkıp yeniden yapmaktansa bu yıl adına önemli bir gelişme olarak görüyorum bunu. Ve Jesus da zaten 2,5 ay, 3 ay civarında Fenerbahçe'yi takip etti. Son 8-10 maçını yakından takip etti. Ve bu takibin devamında da aslında hem İsmail Kartal'ın raporu hem de kendi ekibine yaptırdığı analizlerde çok benzer sonuçlar ortaya çıktı. Ben takımla çok büyük üzerinde oynamalar yapacağını düşünmüyorum. Ama bu takıma önemli takviyeler gelecek. Peki hemen şunu sorayım. Şimdi önemli takviyeler gelecek. İsimler de konuşuluyor. İşte Marcelo ismi konuşuluyor. Carvalho konuşuluyor. Seferovic santrafor için konuşuluyor. Ama Jorge Jesus'un özellikle orta sahadaki ikilisi, Crespo'nun yanına daha gezgin oynayabilen tempolu bir oyun kurucu daha önceki kadrolarında olmazsa olmazı olduğunu biliyoruz hocanın. Dolayısıyla o bölgeye bir takviye yapılacak mı? Zayt tam olarak o profil mi yoksa daha gezgin bir 8 numara isteyebilir mi? Çünkü kuşkusuz kendi dokunuşlarını yapacak Jesus bu kadroya. Şimdi Fenerbahçe'nin orta saha rotasyonu Zayt, Mert Hakan, Crespo ve Arda Güler. İrfan'ı katmıyorum çünkü İrfan'ı genelde kanat rotasyonunda değerlendirdi İsmail Hoca ve hatta Pereira da aynı şekilde. Pereira da hep kanatlarda sağ veya sol tarafta kullanmaya çalıştı. Ben bir veya iki oyuncu takviyesi bekliyorum orta sahaya. Bunlardan bir tanesi bir 6 numara olacak. Az önce senin de telaffuz ettiğin isim William Carvalho olabilir bu isim. Veya başka bir isim de olabilir. Bir de ben az önce senin tarif ettiğin, hı hı, biraz daha 10 numaralaşabilen, tam Zayt gibi değil, biraz daha skor üretebilen bir orta saha oyuncusu takviyesi bekliyorum. Onun dışında santrforu söylemeye gerek yok. Serdar Dursun önünde bir oyuncu için yoğun bir çalışma olacak. Diego Rossi'nin durumu tam net değil. Ayrılma ihtimali var. 5 milyon euroya ayrılabilir. Yani şöyle söyleyeyim, ayrılma ihtimali daha yüksek diyebilirim. Bir, oraya da mutlaka bir takviye olur. Sol bekte Marcelo'yu sen söyledim. Marcelo'yu ben duymadım. Yani Fenerbahçe'nin bireysel olarak benim araştırmalarımda, tabii ki Portekiz basını yazıyor vesaire ama benim araştırdığım kadarıyla Marcelo'nun Fenerbahçe'yle bir yakınlaşması olduğuna dair bir bilgiye ulaşmadım. Ben ulaşmadıysam kimse ulaşamaz demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Belki de başkası ulaşmıştır o bilgiye. Ben duymadım ama öyle söyleyeyim. Eren ismi gündemde. Hem Trabzonspor. Eren Ermalı. Evet. Ahmet Ağol'u zorladılar. Hep isim sor. Bir tek Eren'i sormalılar. Keşke Eren'i sorsalardı. Bence en önemli nokta orası şu anda. İki tane büyük takım peşinde oyuncunun. Eren Elmalı ihtimali var sol bek için. Sağ bekte Nazım
ameliyat oldu bu arada dün, geçmiş olsuna. Yani Osay Samuel Nazım ikilisinin yetebileceği düşünülebilir. Nazım tabii ki bir yani Kasım Aralık ayına kadar dönmesi beklenmiyor ama işte oraya bir çözüm bulabilirsin. İşte ne bileyim kadrona Tisserand'ı kaydırabilirsin veya işte Ferdi'yi çekiyorsun, oynuyor. Böyle durumlar olabilir ama şunu soracağım. Şimdi senin savunmada özellikle işte Minje Akim, Serdar Aziz'e sözleşme yenilendi. Minje Akim, Zalai, bu isimler direkt olarak 11'de oynayabilecek isimler. Minje Akim'in satıldığını düşünelim. O zaman en az Minje Akim kadar etkili bir savunma oyuncusu almak zorunda olacak Fenerbahçe. Evet. Bu arada tabii ikinci kaleciyi unuttum. Evet. Orada bir Sinan Bolak. Sinan olabilir. Başka bir isim de olabilir. Yani bunlar tamamen Jesus'la alakalı. Jesus'un vereceği kararlarla alakalı. Kim Mince tabii ki satılırsa bir stoper takviyesi mutlaka olacaktır. Fenerbahçe'nin de iyi stoperler var bu arada. Hı hı. Serdar, Salahi, Tisserand. 3 tane fena olmayan. Yani Tisserand'ı alternatif olarak düşünürsek gayet iyi bir rotasyon. Yani bir dördüncü isim olabilir. Onun dışında çok büyük bir sürpriz takviye olur mu? Yani aşağı yukarı işte kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 civarında ben bir transfer hareketi, transfer planlaması bekliyorum. Ha gidecek sayısı artarsa, örnek veriyorum Kim Minci'ye dedik ya da Osay evet. Samuel dedik. Bir anda öyle bir teklifler geldi. İkisini de satmak zorunda kaldı Fenerbahçe. O zaman transfer sayısı da artabilir. Ama gelecek gidecek oyunculara göre değişebilecek. Ama 5-6'yı geçmeyecek. Şu anki beklenti 5-6'yı geçmeyecek yönünde. Söyleyebilirim transferle alakalı. Tabii burada esas problem Ceyda. Şimdi mesela Beşiktaş'tan örnek vereyim. Beşiktaş çok önemli oyuncularını kaybediyor. İşte Vida, Larin, Pjanic. Yani performans kağıt üzerinde çok önemli diyebiliriz Pjanic'e. Performans bence olarak bir şey vermedi ama İsim olarak önemli. Pjanic, Batshuayi, işte bonservis Atiba, bonservis şey sözleşmesi biten gibi oyuncularını kaybediyor. Ama bununla birlikte maaş bütçesi düşüyor. Şimdi bunların yerine daha ekonomik takviyeler yapabilir. Fenerbahçe'nin böyle bir şansı yok. Fenerbahçe 4 yıldır öyle bir sirkülasyon yaşıyor ki 4 hatta 4'ün de üzerinde yıldır. Yani sadece Ali Koç dönemi değil. Onun gerisinde de aynı sıkıntılar yaşanıyordu. Öyle bir sirkülasyon yaşanıyor ki her yıl bir 5-6 tane gönderilmek zorunda olunan oyuncu grubu oluyor. Şimdi Sosa gitti. Berke ayrıldı kendi isteğiyle. Yani daha doğrusu karşılıklı böyle bir karar verildi. Hem Fenerbahçe hem Berke açısından. Berke için doğru olacağı düşünülerek böyle bir karar verildi. Şimdi Gustavo. Novak. Geleceklerden Samatta, geleceklerden Max Meyer, geleceklerden Lemos. Yani bayağı bir mesai esas buraya harcanacak. Çünkü bu adamlar gitmiyor. Şimdi alırken çok kolay. Kaça geliyorsun? 2 milyon euro. Bonservis ne kadar? 3 milyon. Tamam gel kardeşim diyorsun, bitiyor olay. Mesela adama git diyorsun, adam gitmiyor. Çünkü biliyor ki mesela Gustavo şu anda 1 yıl sözleşmesi var ve 4 milyon euro bir maliyeti var. Evet. Adam biliyor ki gideceği yerde muhtemelen Brezilya. O parayı vermeyecekler ona. En zorlayacak şekilde kulübü son ana kadar direniyor. Ve yabancılarda özellikle bu çok oluyor. Türk oyuncular çok fazla bunu yapmıyorlar. Ya da belki yapamıyorlar. Hani camia baskıları vesaire. Ama Fenerbahçe'yi esas dert burada bekliyor. Yani oyuncu almak çok kolay. Ama esas dert 52'leri mesela Samatta'nın 3 milyon euro. Novak'ın 1.3. Yani baktığında kaç yapı? 4, 7, 8.5 milyon euro. Sadece bak 3 tane oyuncu saydım. Yıllık maaş 8.5 milyon euro. Korkunç para.